Kuyuya doğru gidiyor ya. Doğru kuyuya gidiyor. Nereye doğru gidiyor şimdi bu? Böyle gidiyor. Otoman geçişlerine kadar gidiyormuş bu. Hmm. Vatandaş benim orası da var diyor. Haber veriyor. Vermeyenler de var bunun için. Mesela bu ağaç gitti. Evet. Bayağı da büyük bir ağaç. Büyük bir ağaç. Bu ağaç. İstasyon Mahallesi sakinlerinden Asım Renda. Biz bunu geçen gün duyduk. Daha önce olan yerlerde de varmış. En son buraya duyduk biz. Buraya geldik, kontrol ettik ve bu çatlakların aşağıda 1.60-1.70 boyunda olduğunu ve ilerimizde de enjeksiyon santrali olduğunu gördük. Ve demek ki bu çatlaklar jeotermalin vermiş olduğu yeraltı sularının çekilmesiyle bu altında boşluk oluyor. Boşluk olunca da ister istemez mecburen çökme meydana geliyor. Yeraltı sularının gece gündüz 24 saat bunlar çekiyor. Çekince de yeraltı boşalıyor. Yeraltı boşalınca bu çökmeler meydana geliyor. Bu çekmenin uzunluğu işte aşağı 4-5 kilometre boyunda olduğunu söylediler. Ve doğusundan başlıyor, otoban girişlerinin olduğu yere kadar gittiğini söylediler. Ve bütün şu anda Germencik halkı bu çökmelerden dolayı tedirgin. Şimdi yarına sonra ne olacak? Bunun üzerini görüyoruz ama altın ne olduğunu bilmiyoruz. Ya büyük çatlaklar, göçmeler olduğu zaman ne olacak? Daha büyük sıkıntıları sebep vermeyecek olacak. Bilim adamlarının bunun acilen araştırılması ve tedbir alınması gerekmektedir. Yarına sonra köprüler çöker. Otobanlar çöker, evler çöker. Allah korusun daha büyük bir zararların meydana gelmesi söz konusu. Hani görünen köy kılavuz istemez misali ortalık ve burada. Şimdi duyduğumuza göre buraya Aydın Valiliği ekip göndermiş, AFAD gelmiş. Onlar geniş çaplı bir araştırma yapacağız diye söylemişler. Ama şimdiye kadar herhangi bir ne yapıyor, ne ediliyor bilgi veren yok. Bir malumatımız yok. İşte söyleyecek bir şeyimiz yok daha. Daha niye söyleyelim? Bu ağaçlar kuruyor. Kuruyunca neden kaynıyor? Jeotermalin vermiş olduğu buhar sızıntıları yukarıdan ağaçların üzerine geliyor. Zeytin ağaçları kurumaya başladı. İncir ağaçları zaten gördüğünüz gibi kurumaya başladı. Ve verimler gittikçe her yıl verimler düşmeye başladı. Buradaki bütün Germecik halkının ana geçim kaynağı zeytin ve incir. İncirin katma değeri de yüksek. İncirin de, zeytinin de katma değeri yüksek. Ama maalesef biz bu randıman alamıyoruz yani bunlardan. Germecik'te 16 tane santral var. 16 tane santral bunlar gece gündüz devamlı yer altını boşaltıyorlar. Evet enerjiye karşı değiliz ama bunun da tedbirini alması lazım. Çektikleri buharı tekrar aşağıya enjekte etmesi lazım. Onlar da yapmıyorlar. Neymiş kuyunun ömrü kısa oluyor, uzun oluyor diye. Onlar gerekli ihtimamı göstermiyorlar. Yalnız burası değil, dünya her tarafta dünya kadar boru geçiyor. Ama boruların ne derecede, ne kadar zarar ettiğini onu bilimsel olarak bilemiyoruz yani. Sizin peki kuruyan inciriniz, zeytininiz var mı? Var. Benim bahçemde var. Bura boşmuş herhalde değil mi Asım abi? Artık buraya zamanı adam geliyor oturuyor. Hmm.
Damar gitmiş evin evet. Altına doğru. Evet. Hatta merdivenleri patlatmış. Başka bir bahçenin içindeyiz şu anda. Sahibini tanımıyorum, bilmiyorum. Bu çatlaklar, göçükler evin altına kadar gitmiş. Merdivenleri patlatmış bazı yerlerde. Böyle, hatta bir tane ileride bir ağacımız var. Neredeyse göçme duruma, çökme durumuna kadar geldi. Daha büyük tehlikeler arz etmeye başladı yani bu çökme. Yalnız bugünden olmuş değil bu. Zaman içerisinde belki daha çok çökecek. Ve obruklar olur, bir şeyler olur. Olacak tahmin ediyoruz yani. Daha büyük tehlikeli işler sebep vermemek için acil yani tedbirler alınması lazım. Devletimizin bunu yapacağına inanıyoruz ve güveniyoruz da. Ama hiç kimse bir ses seda yok. Şu an evde yaşayan kimse yok arada değil mi abi? Evde şu anda bu yaz sezonunda kullanılıyor. İncir zamanında, hasat zamanında adam bahçe sahibi geliyor buraya taşınıyor. İncirlerin mahsulünü topluyor. Bitince buradan bırakıp gidiyor. İşte burası gördüğünüz gibi çatlaklar bayağı olmuş. Karşıda gördüğümüz ağaç neredeyse çökecek duruma gelmiş. Şu ağacı bir bakalım şöyle mı? Şu ağaç. İşte bu ağaç neredeyse gidecek. Ağacın şeysi bu. Evet. Kuzeyinden gelmiş, güneyinden gelmiş çatlak. Çökecek bu ağaç. Eğer tedbir alınmazsa, bu en azından 25 yıllık bir ağaçtır bu. 25 senede ancak bu geliyor ama maalesef gördüğünüz gibi işler acısı yani ortalık. Vallahi jeotermaller, ilk jeotermaller 1980 yıllarında gelmeye başladı buraya ilk. Germence. Ondan sonra daha önce 80'de başladı. Daha sonra aşağı yukarı 20 sene öncesi her geçen gün artmaya başladı. Birdi, iki oldu, iki oldu, üç oldu derken 16 tane santral. Yani aşağı yukarı duyuşumuza göre 3-4 tane, 5 tane şirket var burada. Yani bu yeraltının boşaltılıyor yani, yeraltı boşalıyor komple. 7-24 buhar çekiliyor. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Zeytin asadı var sanırım. Ben buralarda ne işim var abi ya? Selim, ha? Bitiriyor mu? Yok abi bugün geldik buraya ama. Orada var mı? Var o evin altına girip duruyor çatlak. Böyle dağılmış bir de hani. Dağıldı ben böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum. Hiç görmedim ben. Ahmet nereye kadar gittik? Şöyle buyurun, yok ama. Hoş geldiniz. Kim o? Enişte Mehmet ya. Mehmet mi? Ha. Ne kolay gelsin. Mehmet kolay sağ gelsin. Sağ ol Asım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsunuz yani ne zaman çıktı biliyor musunuz bu çatlaklar? Bilmiyorum valla. Bu son yağmurdan son oldu bunlar. Son yağmur orada. Değil mi? Şey 10-15 günlük mesele. Çok şiddetli yağmur yağdı bizim buraya. İşte bir önceki. 15 gün oluyor, 15-20 gün içinde. Şu şeyden olabilir mi? Şurada bir kuyu var hemen yan tarafta. Enjeksiyon kuyusu var ya. Onun öbür tarafında da var, bu tarafta da var. Abi buradan bu maremin yeri zaten, buradan şeye geçiyor. Bilmiyorum ondan mıdır, bilmiyorum ben de. Böyle deprem gibi de oluyor. Ben bahçeyi göstersem ama ben ondan değil diyorum, başka yerden o. Bizim de o şeyin dibinde hemen, maremin dibinde. Maremin dibinde. Jandarmanın altı ya, Osman altında şimdi altı. Mutlular. Neden olabilir sizce? Yani ne diyorsun? Ben yağmurdan dedim ben. 4-5 kilometre gidiyor bu. Azacıklar oldu. Otoban köy kişilerine kadar gidiyor. Hoş geldin. Daha önce şey ne o? Şeyin bahçesi. Daha önce böyle bir şey yaşandı mı bu bölgede? Yok yaşanmadı. Canım yok. Eskiden yoktu. Hacının dünürünün orası. Orayı da çekti. Bu adam diskoru çekmiş kapatmış. Ya buradan alan gidiyor bağlantı var ya. Kuyu var ya burada. İnjeksiyon borusu. Orada kuyu var ya. Tamam. Bu bahçeyi onlar aldı zaten şu iki sırayı. Bak burada da var diyor. Ben sabahleyin gördüm bunu. Bak şuralar. Evet. Ha bak başlamış burada. Hı hı. Bu başlamış. Bak bak burada da var. Evet. Olmuş demiş.
Şöyle gidiyor. Siz görmemiş miydiniz bunu? Sabah gördüm. Sabah gördüm. Bak. Şimdi bu demek ki yavaş yavaş devam ediyor. Şimdi bahçe sahibi, arazi sahipleri görse de söylemiyor. Burası yukarı Mevlüt'üm. Yani görse benim, benim bahçedeki bundan büyük ya. Ben sudan diyorum ona abi ya. Yok. Yer altı, evet sular tamam da yağmurdan olmuyor. Yer altı sularının çekilmesi. Daha büyük oldu. Evet gördüm. Taban zeytinleri. Taban yeri bu. Taban yeri. Büyük yer. Taban yeri. Kuvvetli yerler. Tamam. 10 kilo da 1 kilo yağ veririz. Ha öyle. Aynen. Geçen de kuru bir yağ veririz.